Aşağıdaki verileri kutu ya da kutu bıyık grafiği ya da diyagramı kullanarak gösteriniz. Dörtte birlik çeyreklik oluştururken medyanı dışarıda bırakınız. İşte veriler, yani sayılar. Ve demişler ki sayıları sıralamak için sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz. Şahane. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Yaptığımız sıralamanın doğru olup olmadığı kontrol edilmeyecekmiş. Yani Khan Academy'de görmeye alıştığınız, hani ekranın sağ üst köşesinde cevabınızı kontrol edin düğmesi olan diğer alıştırma ekranını kullanmıyoruz. Ve bunun için bu alıştırmayı bir örnek olarak düşünelim. Peki, bizden kutu grafiği isteniyor. Kutu grafiğinin olduğu yerde sayıların sıralı olması gerekir. Evet, bunun için gelin şu sayıları bir hizaya sokalım. En küçük sayımız, burada bir 1 var. Sonra 2, birkaç tane 2 varmış. Sonra 2 tane 3 var, 4'e geldik, 1 tane 4 var, 2 tane 5 var, 1 tane 6, 1 tane 7, 2 tane 8 ve son olarak 10 var. Evet, sıralama işlemi bitti. En küçük sayı neydi? 1. Evet, bunu buraya getirelim. En büyük sayıda 10 olduğuna göre grafiğin diğer ucu ya da bıyığı 10'un üzerinde olacak. Evet, açıklığı belirlemiş olduk. 1'den 10'a kadar sıralanmış sayılarımız var. Şimdi medyanı bulmamız gerekiyor. Bir bakalım. Burada tam tamına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sayı var. Elimizde çift sayı olduğu için ortadaki iki sayının ortalamasını almamız gerekecek. Tek sayı olsaydı ortadaki sayıyı alacaktık ama burada çift sayı var. Buradaki 4 ortadaymış gibi gelebilir, öyle görünebilir ama dikkatli bakarsanız sağında 7, solunda ise 6 sayı görürsünüz. Aynı durum bu 5 için de geçerli. Evet, bu sayıların ortasındaki sayı aslında bu iki sayının ortası oluyor. Bunun için, yani elinizde çift sayı olduğunda ortadaki iki sayıyı bulup bunların ortalamasını almanız gerekir. 4 ve 5'in ortalaması ise 4,5'tir. Medyanı bulduk. 4,5. Şöyle işaretleyelim. Şimdi medyanın sağındaki ve solundaki sayıların medyanlarını bulmamız gerekiyor. Medyanı dışarıda bırakmamızı istemişlerdi. Tabii ki dışarıda kalacak çünkü zaten 4,5 bize verilen sayılardan bir tanesi değil. Bakalım, buradaki sayıların medyanı ne olabilir? En küçük 7 sayının medyanı. Bu sayının sağında ve solunda 3'er sayı olmalı. O halde buradaki bu 2, aradığımız sayı. Yani bu grubun medyanı. Kutumuzun sol sınırını 2'ye getiriyorum. Sağ sınır için de en büyük 7 sayının medyanına ihtiyacımız var. Evet, ne yapmıştık? Hatırlayalım, medyanı ortadaki 2 sayının ortalaması olarak bulmuştuk. Ama burada, tam bu 2 sayının ortasına yer alıyor. Bu durumda en büyük 7 sayı bu 5 ile başlar ve 10'da biter. Ve ortadaki sayının sağında ve solunda 3'er sayı olması gerekiyorsa, bu 7'nin solunda 3, sağında da yine 3 sayı var. Demek ki aradığımız sayı bu. Sağ sınır 7'nin üzerinde. Ve bitti. Kutu grafiğini çizdik. Kutu grafiği sayesinde sayıların açıklığı ve 4'te birlikleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliriz. Şahane.